Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Bobby ile Mikhail Tal arasında oynanan bir oyunu paylaşmak istiyorum. İsterseniz başlayalım. Evet, bu maç 1962 yılında oynanan bir maç ve bu maç hoşuma gitti genel anlamıyla. O yüzden e, sizlerle paylaşmak istedim diyerek isterseniz hemen başlayalım. Evet. E4 C5 ATF3 at c 6 D4 CD4 ATD4'ten sonra E5. Sonra da beyazlarda Bobby Fischer, e, siyahlarda Mikael Tal var. At B5 oynuyor Fischer. Yani böyle telaffuz edebiliriz aslında. Bu açık Sicilya oynayan... ...Tal'a e, karşı Fischer, e, At B5 oynuyor. A6'dan sonra At D6, Fil D6, Vezir D6. Buralar zaten aslında kitap hamlesi normalde. Açılış hamlesi yani teori niteliğinde olduğu için buraları hızlı geçiyorum vezir f6 vezir d1 vezir g6'dan sonra at c3 at g e7 h4 h5'ten sonra fil g5 ve burada d5 hamlesi geliyor. Şimdi buradan sonra ufak ufak artık bakabiliriz. Şimdi burada oynanması gereken normalde tek hamle e d5 hamlesidir. Ama burada Fischer fileyi de almayı tercih ediyor. Buna da makine ufaktan bir hata vermiş ama bunu görebilmek biraz Açıkçası bana göre zor. Yani ben de burada şahsen e 5 almayı hemen düşünmezdim. Önce bir fil E-7 almayı düşünebilirdim. Ee, o yüzden aslında Fisher'ın oynadığı bu hamle insancıl bir hamle diye düşünüyorum. Peki. Fil E-7'den sonra şimdi baktığımızda burada Tal, at E-7 alsa iyi olmaz mı? Hayır. Burada da yapabileceği tek hamle D4 hamlesi ve Tal da bu hamleyi buluyor. Burada bir G5'i geri çektikten sonra Fisher. şimdi Tal da burada DC3 oynuyor. bc 3ten sonra burada Vezir E4 hamlesi geldi. L2 ve F6 hamlesi. Şimdi arkadaşlar düşündüğümüzde F6 hamlesi çoğumuzun yapmaktan hani çekileceği bir hamle diye düşünüyorum. Şahsen ben çok yani yapma taraftarı olmam. Hem burada e, uzun rok tarafı hani uzun nasıl diyelim vezir kanadı sıkıntılı bir durumda. E, yani çok zayıf kalacak. Uzun rok attığınızda hani kısa rok yapma e, durumunu da hani biraz zayıflattık. Bilemiyorum ben böyle riskler almayı sevmiyorum ama tal'dan bahsediyoruz burada tabii ki. O yüzden e, çok da bir şey diyemiyorum. Peki Bile 3ten sonra 1G4 Vezir D3 hamlesinden sonra bu da Fischer'ın ee, zannediyorum oyunu biraz ee, hafifletme yani nasıl diyelim ona sadeleştirme amacı olduğunu ben buradan anlayabiliyorum. Burada da Tal bunu kabul ediyor Vezir D3 c d3'ten sonra Fil E2 Şah E2'den sonra uzun rok gerçekleşti şu anda <laughs> bu uzun rok atlanan artık hiçbir sakıncası yok. Gayet iyi bir hamle. Şimdi Fischer'ın e, dikkat etmesi gereken husus e, Şah kanadına doğru mu Şah'ı şey yapacak yoksa Şah'ını E2'de sabitleyecek mi? Yani aslında ilerleyen e, hamlelerde bunu göreceğiz. Peki uzun rok'tan sonra kale A 1 at E7 D4 hamlesi benim biraz sorguladığım bir hamle oldu. Yani Burada tekrar kale B1 oynanabilirdi belki. Ama işte bu dediğim gibi yine insancıl bir hamle. Yani burada D4 sürmek amacıyla kale AD1 pek mümkün gözüküyor. Belki kale HD1 olabilirdi ama bu şu an olacak bir hamle değil. Burada Fischer D4 oynadıktan sonra alf at D5 oynadı. Kale C1. Kale HE8'den sonra ise kale HD1. Benim bu iki oyuncuyu da sevmemdeki asıl sebep yani iki oyuncuyu da gerçekten çok seviyorum sevmemdeki asıl sebep konumun gereğine göre hamleleri bulabilmeleri. Yani örnek veriyorum ileriki e, yapacakları hamleleri de hesaplayıp böyle oynamaları beni gerçekten etkileyen e, özelliklerinden birisi diyebilirim bu iki oyuncuda yani gördüğüm özellikler. Burada şimdi mesela F5 oynayan Tal'a karşı Bilge E5, Kale D7, e, d 5ten sonra Kale E5 ve Allah aşkına buraya çok dikkat edin bak yani bu e, videodan önce analiz ederken öyle bir şaşırdım ki çünkü ben burada normalde Şah F1 hamlesi yaparım. Yani çok gerçek anlamda konuşmam gerekirse. Hani diyebilirsiniz ki Şah F3 veya Şah F1 hamlesi var. E, şah F3 gitsek sıkıntı yaşamaz mıyız? Hani Şah f daha güvenli değil mi? Dediğimiz zamanlarda düşündüğümüz anlarda yani. Bakın Fisher ne oynuyor? Şah F3 Biz Şah F3 oynasak 5 <laughs> hamle kalmadan mat oluruz gibi bir şey geçiyor aklımdan. Gerçekten inanılmaz bir durum. Yani bilmiyorum. Fisher bu yüzden çok seviyorum. Gerçekten harika bir hamle. Oynadı kendisi. Peki. Şimdi Kale E4'ten sonra. Kale D3. Kale C4. Kale CD1. Burada ata bir baskı oluşmaya çalıştı ama. Şimdi burada kale C3 alındıktan sonra. Kale C3 ve at C3 hamlesinden sonra kale c 1 Oyun ufaktan bir sadeleşti. Kale C7 sonrasında fil F4. Fil f 4 de gayet güzel bir hamle. Kale C6 ve fil E5. Ve buradaki son 3 hamle dikkat edin. Yapılması gereken Tek hamle. Eğer yanlış bir hamle ya da farklı bir hamle yaparsanız direkt konumunuz gidiyor. Elden kayıyor yani. Burada tekrar tek hamle olan at d5 hamlesini yapıyor Tal. Kale d1 tekrar tek hamlenizdi. Çok enteresan. At f6. Şah f4. Ve burada g6 hamlesi geliyor. Peki. Oyun hala eşit durumda bu arada. Dikkatinizi çekerim. F3 hamlesini oynuyor. Fischer. Şimdi at D7 hususu burada bir düşündürdü. Yani burada bizim oynamamız gereken yani Fischer açısından düşündüğüm hamle fil D6 hamlesi. Ee, diğer bütün hamleler yani fil oynamamız gereken ben şahsen burada fili e oynamayı tercih ederim. Fili e bir şekilde iyileştirmeye çalışmalıyız diye düşünüyorum. Fil D6 hamlesini oynuyor. Harika. 1-d6 benim biraz çekindiğim bir hamle olabilirdi. Ama bu tabi üzerine çok düşünmem lazımın. Şimdi burada e, bir takım hususlar oluşmaya başlıyor. Burada makinenin önerisi b5 hamlesi. Ama burada dikkat edin. Hani c2 gibi bir hamle geliyor. E, bu büyük bir hata olarak nitelendirilmese bile Fischer doğru hamleyi yaptığı zaman büyük bir üstünlük elde etmeye doğru gidecek. Peki Fischer sizce doğru hamleyi yaptı mı? Aynen öyle. G3 hamlesi tek hamle ve yani neredeyse artı bir diyebileceğimiz duruma gelen bu konumda hani kale 2 hamlesi geliyor ve tekrar Tal hata yapıyor. Ve burada yine en büyük üstünlüğü veren hamleyi sizce Fischer yapıyor mu? Aynen öyle. Yapıyor ve şah G5 oynuyor. Ya çok güzel ya. Bayılıyorum yani. Ufak bir hatanızla e, konumun dönmesini gerçekten en iyi ifade eden yani şu konum olabilir. Gerçekten harika. Peki kale E6'dan sonra şimdi artık biz ne durumdayız? Siyahlar kayıp konumda mı? Yani ufaktan kayıp konumda. Fischer elinde tutarsa bu konumu gerçekten e, maçı kazanmaya doğru gidebilir diye düşünüyorum. Ve bunu demeye kalmadan yani fil f4 hamlesi geliyor. Aslında fil f4 hamlesi kötü bir hamle değil. Bakın. Kötü bir hamle değil ama burada çok kuvvetli bir hamle olabilecek olan şah şalt hamlesinden sonra fiş, e, özür diliyorum. Tal belki de terk edecekti. Ama fil f4 hamlesi rakibimize ufak ufak burada şanslar veriyor olabilir. Şimdi tal da burada hata yapıyor. At f8. Artık burası insancıl hatalar. Yani ee, burada çoğumuz hata yapabiliriz. Bu zaten tartışılmayacak bir şey. Ee, böyle büyük ustaların da hata yapması gayet normal diye düşünüyorum. Biz de bunu analiz edip analiz edip e, hatalarımız üzerine çalışmak düşer diyelim. Onların hataları üzerine de aynı şekilde çalışmak düşer diyelim. Burada Hale D6 hamlesi geliyor. A5. Şimdi H6 oynanıyor ama önceki Omni'ne nazara biraz da iyi olmayan bir hamle yani iyi orta iyi diyebileceğimiz bir şey. Kale E2, kale D2, kale E7, fil D6 ve kale H7'den sonra şah G5, kale F7, kale B2 hamlesinden sonra burada F4 hamlesi geldi. Fil F4 ve burada kale F5'ten sonra şah H6, B5 D6 B4 ve G4 hamlesinden sonra e, şimdi aslında güzel bir fikir var burada. tabi şöyle bir şey de var. Burada rakibinizin nasıl refleks göstereceği önemli. Yani zaten yapmanız gereken tek hamle belli. Kale F3 hamlesi ve burada G5 hamlesi geliyor. Gerçekten muhteşem. Şimdi atı istiyoruz. Atı buradan söktüğünüzde piyon düşüyor. Yani yani şöyle bir şey de var tabii ki. Siz bunu aldığınızda kaleli alırsanız yani ne olacak diye düşünebilirsiniz ama burada şah g6 ve h5 şah h5 oynayarak biz iki piyon yani iki geçer piyonu burada yani muhteşem bir şekilde sürebiliriz. Buna çok engel olamayacak siyahlar. Ondan ötürü e, harika diyebilirim bu plan. Evet. At e6'dan sonra. Şah g6 kale d3, il e5, kale e3, şah f5'ten sonra at f8, kale g2, <laughs> kale f3'ten sonra şimdi burada fil f4 hamlesi geliyor. Şah d7'ye. Bu hamle bu arada e, şahı oyuna yani birazdan merkeze getirebilmek adına güzel bir hamle olsa da burada g6 hamlesi geliyor. G6 hamle bence burada en kritik, en bitirici hamlelerden biri olabilir. Gerçekten çok güzel bir hamle. At E6. G7. Kale F4'ten sonra. Ah, E5 artık burada sizin taşınızın gitmesi önemli değil. Burada deli gibi deli olan diyebileceğimiz bir piyon var. Kale F8'den sonra. GF8. At F8'den sonra. Şah D5. A4. Kale G7. Şah E8'den sonra şah D6. Ve B3 hamlesinden sonra burada A3 hamlesi gelecek. Ve burası Tal'ın terk ettiği nokta olacak. Peki neden terk ediyor? Yani A3'ten sonra ben B2 işte B1 sürsem ne olur diye düşündüğünüzde B2 süremezsiniz. Kale B7 hamlesi var. En iyi yapabileceğiniz hamle şah D8 olsa yani burada kale B7 değil de Kale A7 gibi bir hamle olabilir. Burada mat olmak üzeresiniz. Onu nasıl tutacaksınız? Bakalım. Kale A7'den sonra şah E8. Kale A4 hamlesi var. Yani buraları tutmanız çok zor. Ee, başka bakabileceğim bir hamle var mı diye gözden geçmek istiyorum. B2. Makinenin verebileceği en iyi. Yani en muhtemel hamle B2 hamlesi. E buna da kale E7. Şah D8 ve kale B7 hamlesinden sonra burada umutlarınız tükeniyor. O yüzden tal bunları tabii ki <laughs> hesaplayarak terk etmiş bulunuyor diyelim sevgili arkadaşlar. Evet e, anlatacaklarım bu kadar. Analizimiz tamamlanmıştır. E, umarım öğretici bir analiz yapabilmişimdir. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Yani Fisher ve Tal hakkındaki düşünce yani e, bu iki isim hakkındaki düşüncelerinizi ve bu oyun hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de arkadaşlar e, Fisher ve Tal'ın oyunlarının gelmesini kesinlikle isterseniz bunu da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve de içeriklerimden memnunsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar diyerek videoyu kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Alacaklı kalın.